Kıymetli ETV izleyenleri, Bir Müftülük Saati programında daha sizlerle birlikte olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Programımıza başlarken hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerimize olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bugün sizlerle inşallah kıymetli Manisa İl Müftülüğü cezaevi vaizimiz Aziz Yavuz Hocam'la birlikte İslam ve bağımlılık konusunu birlikte inşallah hasbihal edip sizlere faydalı olmaya çalışacağız. İnşallah sizlere faydalı olma ümidiyle niyazında bulunarak programımıza başlıyoruz. Kıymetli Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun, çok şükür. Allah iyi sağlık versin. Programda buluşmak üzere. İnşallah evet. Programı icra etmek üzere. İnşallah. Hazırız. Hamdolsun. Kıymetli izleyenlerimizin karşısında. Çok şükür. Hocam, başlangıçta da ifade ettik. Konu başlığımız bugün İslam ve bağımlılık. Şimdi isterseniz ben size bağımlılığa direkt olarak girmeden önce şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Oraya gitmeden önceki adımı evet. Atalım. Dinin korunmasını emrettiği hususlar diye başladığımızda evet. Böyle bir başlık adı altında konumuza başlarsak daha iyi olur, daha güzel olur. Ne çünkü, dersiniz? Bu bağımlılık yapan bütün maddeleri göz önüne biz alırken temelde zarar verdiği bazı esaslar var. O esasları da bizim dinimiz dokunulması haram, başka birinin temas etmesi veya kişinin onlara zarar vermesi haram, yasak kılınmış ki bunlar bizim fıkıh kitaplarımızda dini esası yani zarureti hamse, zarureti esasiye gibi isimlerle zikrolunur ki 5 tanedir bunlar. Evet. Bunlar da dinin korunması esas alınır. Canın korunması, aklın korunması, neslin ve malın korunması esas alınmıştır. Bu 5 madde, 5 şey ana unsurları, ana taşları, binanın temelini teşkil eder. Bunlara dokunulması hususunda, dokunulmaması hususunda Rabbimiz gerek Kur'an-ı Kerim'de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bunların kutsal olduğunu, kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, bir başka kimsenin bunlara dokunmasının haram kılındığını, yasak kılındığını bize ifade eder. Tabii buna dokunma bazen direkt olur, evet. Bazen de tali sebeplerle olur ki onlar da yine aynı şekilde haram kılınmıştır. Dinin korunması hususundaki ifadeler açıktır. Yani din insanın en kutsalıdır. Tabii bu din en kutsal olunca dine yapılan her türlü saldırı karşısında da inananların bunu muhafaza etmesi istenmiştir. Evet. Ve ona karşı yapılan mücadeleyi cihat adıyla zikretmiştir. Şehitlik mertebesi de peygamberlerden sonra en üst mertebe olaraktan yine bu dinin savunulması hususunda en önemli değer açısından kabul edilmiştir. Can da böyledir. Cana hiç kimse dokunamaz. Gerek kişi kendi canına, gerekse başka bir kimsenin canına herhangi bir zarar vermesi dinen yasaklanmıştır. Aklın korunulması insan için en değerli şey olan akıl, insanı insan yapan, insanı sorumlu yapan, insanı ahirette mükafata ve ahirette mücazata, cezaya sebebiyet verecek olan eylemlerin yapılmasında başrol oynayan akıl ki dokunulmazdır, en kutsal değerlerdendir. Neslin karışmaması için dinimiz ne yapmıştır? Zinayı ve gayri meşru olmayan bütün ilişkilerin hepsini yasaklamış. Ancak nikahla meşru yolla yapılan çoğalmayı nesep açısından uygun görmüştür. Çünkü aidiyetlik duygusu açısından kişinin kendi annesini, babasını, neslini, soyunu, ceddini, atasını bilmesi gerekir ki bu da ancak neslin korunmasıyla mümkün olur. Bir taraftan da en son olaraktan malın korunulması esastır. Yani mal insanın dünyadaki yongasıdır. En değerli kıldığı insana dünyada bir takım şeylere ulaşma vesilesi olaraktan bakarsak. Bir taraftan da zekat ve hac gibi ibadetlere, mali ibadetlere yükümlü kılınması açısından malın da ayrı bir değeri vardır ve sorumluluğu vardır. Hiç kimse bunlara temas edemez. Yani bu 5 madde kutsaldır. Bu 5 madde önemlidir. Bu 5 maddeye hiç kimse temas edemez, zarar veremez. Bu 5 maddenin başta zikredilmesi gayet uygun oldu, gayet iyi oldu. Bununla birlikte şimdi bizim konumuz zaten bağımlılık olduğu evet. için neden dolayı biz bu maddeyi zikrettik, neden dolayı bu 5 maddeyi esas aldık? Çünkü bütün bağımlılıklar, zararlı alışkanlıklar bu 5 maddeye direkt veya dolaylı yoldan zarar veriyor Sayın zarar Hocam. Zarar veriyor. Evet. Peki hocam, bunun akabinde zararlı madde, bağımlılık dediğimizde ilk aklımıza gelen biliyorsunuz içki. Evet.
ve kumar. Evet. İçkiden başlayacak uyuşturucu olursak, uyuşturucu çok tabii olaraktan. Devamında geleceğiz, ben şimdi evet. Hepsini hani zikretmek istemiyorum. İçkinin haram kılınması ve bu haram kılınmasının sebep ve zararları nelerdir? Yani evet. İçki niye haram kılındı? İçki tabii ki öncelikle Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki ayeti celillelerine bakaraktan biz bunu ifade etmemiz lazım. Efendimizin hadislerine bakarak bunu söylememiz lazım. Neden bu ifadeyi kullandım? Çünkü ya insan direkt olaraktan hiçbir bilgiye, malumata sahip olmadan kendisine ulaşan bilgiyi, yakini bilgiyi, doğru bilgiyi, hakiki bilgiyi alıp kabul edip bunu hayatına uygular. Veyahut da sebep ve hikmetleri üzerine bina etmeye çalışır ki bunda bir murat, bunda bir amaç, bir gaye vardır diye o istikameti kullanır. Oradan inanca, inanmaya ve bunu terk etmeye kişi yönelmiş olur. Yani öncelikle ayette söyler zaten. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlem. Dört tane başlık sayar burada bakarsak. Birincisi der ki içki, yani hamr dediğimiz aklı örten her şey. Akabinde meysir dediğimiz kolay kazanma, kolay kazanç diye ifade ettiğimiz kumar, vel ensabu put tarzındaki tapmaları ve put olan her şey, vel ezlemde fal okları diye geçen ayette ve şans oyunları ifadesi gibi kullanalım biz bunu daha çok. Bunlar nedir? Bütün min ameli şeytani feşteni bu lalekum tuflihun. Bunlar şeytan işi birer pisliktir ki siz bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz buyurur. Bu ayete baktığımızda kesin olaraktan Allah burada içkiyi, fal oklarını, kumarı yasaklamıştır. Haram kılmıştır. Haram kılmasının toplumsal açıdan biz zararlarına şöyle bir bakacak olursak Sayın Hocam, yani sosyal yönden öncelikle biz bunu dikkate alalım ki sosyal yönden bakarsak toplumda insanların bir arada yaşadığı, sosyal bir varlık olan insanın çevresiyle bağını tamamıyla en başta bir defa koparıyor. Bağımlı olması hasebiyle. Ailesiyle olan ilişkileri, aile içerisindeki düzeni, ailenin mutluluğu, çocukların, herkese eşin yani hanımının ailedeki durumları hepsi zarar görüyor. Hepsi etkiliyor. Ya mahalleye bakarsak mahallede komşuluk ilişkilerine zarar veriyor. İnsanların karşılıklı arkadaşlık ilişkilerine zarar veriyor. Toplumun bakış açısı o kimse üzerinde çok büyük olumsuzluklarla kişi etkileniyor. Yani toplum onu kınıyor, toplum onu dışlıyor. Evet. Hatta azarlamaya varacak derecede toplumda manevi olaraktan bir dışlanma, yani toplumun manevi değerlerine aykırı bir hareket etme söz konusu olduğu için bu tür şeylere kişi karşı karşıya kalabiliyor. Dışlanma, azarlanma, kınanma gibi. Toplumda bunlar meydana çıkıyor. Yani bir bakıyorsunuz bir taraftan da içkiyle ve uyuşturucu maddeler ile bu ve buna benzer bağımlılık yapan maddeler ile toplumda bir sıkıntı, bir problem meydana geliyor ki o problemlerin en başında da bakıyoruz insanların birbirlerine can cinayetlere canlarını alacak dereceye gelecek hadiseler zuhur ediyor. Yani cinayetlerin sebeplerinin birçoğunluğu araştırıldığında biz kaynaklardan öğreniyoruz ki neredeyse %80'e varan ölçülerde cinayetler bu işte içki açısından evet. Ön plana çıkıyor. Bununla ilgili ben tam araya gireyim. Buyurun. Size herhalde sormam tam yerinde olacak. Şu anda vazife yapmış olduğunuz konum itibariyle de cezaevindesiniz. Evet. Herhalde birebir oradan da bunun canlı şahitliğini görmüşsünüzdür. Çok. İsterseniz oradan örneklendirelim. Yani daha tabii biz bu örnekleri aslında burada olumsuz örnek olaraktan zikrediyoruz. Evet. Yani cezaevi şartları kolay şartlar değil. Kesinlikle. Sonuçta bir hak mahrumiyeti kişide söz konusu. Bir ıslah olma için evet. Devletin onu oraya yerleştirmesi, koyması. Ama pişmanlık had safhada, nedamet had safhada. Sorduğumuz zaman alkol kullananlara, içki kullananlara ve cinayetten gelenlere ve çeşitli sebeplerle oraya düşenlere temelinde biz içkinin zemin hazırladığını görüyoruz Sayın Hocam. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şurada bulabilirsem izleyicilerimiz ile paylaşalım. Lütfen. Hadis-i Şerif'te buyuruyor bakın. وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَاِنَّهُ مِفْتَاحٌ كُلَّ شَرِّ diyor ki Allah Resulü. İçki içme çünkü o bütün kötülüklerin anasıdır. Yani işe zemin teşkil ediyor. Evet.
akıl yerinde olmayınca, irade senden çıkınca, kontrol sana ait olmayınca, nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini bilmeyince kişiyi yöneten ne oluyor bu sefer? Şeytan ve kendi kötü duyguları oluyor. Yani öfkelenmesi, sinirlenmesi, bir şeyi kabul etmemesi, bunun karşısında meydana çıkan ya cinayet oluyor ya durakta bekleyen, yolda giden insanların üzerine araçla, trafikte herkese ezme, çiğneme oluyor. Masum canların gitmesine sebebiyet veriyor. Kavgalar ile insanlar birbirlerine zarar veriyor. Soruyoruz, hocam kafam yerinde değildi yani bunu yaptığımda alkollüydüm. Bu tamamen son kendini derece, yani idare edebilme melekesini kaybediyor değil mi hocam? Kendini kullanamıyor. Kur'an ifadeyle akıl örtünüyor diyor yani. Hamr dediğim şeydeki mana aslında tam neden hamr denmiş içkiye? Aklı örtüyor, beyni örtüyor. Yani Kur'an'da iki tane ifade vardır. Bir tanesi başın örtülmesi, bunu tesettür ile ifade eder. Noktalı ifade eder. Bir tanesini noktasız ifade eder. O da aklın örtülmesi. İkisi de aynı kökten gelir. Aynı merciden çıkar. Ama biri anlam itibariyle başın dışını örtülmesi için tesettürü Kur'an ifade eder. Evet. Arapça manayla. Bir tanesi de aklın içinin örtüldüğü için içkiyi ifade eder. Burada aklın içinin örtülmesi, yani başın içinin örtülmesi, beyin örtülmesi, melekelerini kaybetmen, davranışlarının kontrolü senden çıkmış olması, tamamıyla artık insanlığın dışında birçok şeyi yapabilecek konumda olman anlamı itibariyle bu kelimeyi kullanmış Kur'an. Evet. Tam yerinde bir kelime. İşte akıl örtülüyor. Aklı örten maddeler açısından baktığımızda biz sadece içkiyi tutmuyoruz. Yani. Kesinlikle. Bunun buradan yapılan kıyas da uyuşturucu bunun içerisinde dahildir. Ve çeşitleri. Çeşitleri, sentetik uyuşturucular bugün çok yaygın. Ulaşma imkanları çok çok fazla, çok çok kolay insanlar için. Bundan kaynakları olarak da bunların hepsi buna dahil. Yarın ismi farklı olabilir. Bugün A'dır, B'dir, C'dir ismi itibariyle ama yarın farklı isimler ile bizim karşımıza çıkıp gelir. Sonuç itibariyle hepsi aynı merhaledir, aynı ölçüdedir. Hepsi haramdır, hepsi aklı örten, hepsi insana zarar verir. Burada şuna dikkat çekmek lazım Sayın Hocam. Burada bunların bu kadar toplumda kolay ulaşabilir olması, toplumda insanların bunların ismini çokça duyması, bir taraftan da olumsuz bir reklam gibi algılanır ki beyin hepsini bunların kodlar. Yani yeni yetişen çocuklarımız bilinç var, neslimiz var. Bilinçaltına bunlar yerleştirilir. O bilinçaltı yarın bir gün onlarla karşılaşıldığında artık ona normalmiş gibi bakmaya başlar ki bu sebep çocuklarda, yeni yetişen nesile zarar verir. Yani bir taraftan bunlara biz bulaşma sebeplerine bakmamız lazım. Yani bu kişi bunlara nasıl bulaşıyor? Bunlarla nasıl karşı karşıya geliyor? Evet. En büyük etken açısından baktığımızda, sosyolojik açısından bakarsak, birinci sırada hocam özentiyi biz dikkat etmemiz lazım. Özentiyi, yani gençler arasında bir özenti var. Sen kullanıyorsun, sen kullanamazsın diyerekten karşı taraf ben de kullanırım diyerekten bir özentiyle başlıyor. Bir moda dediğimiz alışkanlık haline gelmiş, artık onu kullanmayanı kişiden saymama gibi, arkadaşlıktan uzaklaştırma gibi haller karşısında belki de kişi, en kötüsü kişi bunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Yani özenti dediğimiz meselenin de yanında bunu da zikretmemiz lazım. Çevresel faktörlere bakalım. Çevresel faktörler de çok etkindir. Evet. Yani kişinin yaşadığı mahallesi, dostu kurduğu arkadaşları hep bu konuda etkindir. Bir taraftan maddi ve ekonomik durum İnsanlar için de etkindir. Yani buhrana girme, sıkıntıya, üzüntüye, kederlenmeye gelememe, evet, tepkileme olaraktan onu bir yerde atma gayreti, çıkış yolu, bir çıkış yolu arama gayreti insanları oraya bir taraftan sevk edebiliyor. Bir taraftan ailesel sebepler, yani aile içerisindeki sıkıntılar, aile içerisinde anne babanın geçimsizliği, anne babanın ayrılması, çocukların çok duyarsızlığı, takipsizliği, onları da ifade edelim. Anne babanın çocuklar üzerinde gerekli otoriteyi kuramaması, annenin babanın ayrılması, yuvadan ayrılması, çocukların artık öksüz yetim diye tabir ettiğimiz hale gelmesi, böyle olunca bunlar hep sebep, yani dışarıki ortam, bu ortamlar bu tür şeyleri zaten bekliyor.
Yani onların sevdiği, onların beklediği ortam. Yani biz öyle bir an kolluyor. Öyle bir an yakaladığı kolluyor. Anda o yakaladığı anda ağına düşürüyor. Ağına düşürdüğü andan itibaren de artık kurtulmaz bir giriş oluyor ki bu işin sonu ölümlere kadar Allah gidebiliyor. Muhafaza. Bir de buna bulaşma yolları açısından belki birazdan zikrederiz. Sigara da bir bağımlılıktır. Sigara bağımlılığı da işin zemin ve zeminini oluşturuyor. Yani neden? Uyuşturucu kullanan, alkol kullanan birçok kimse de bakıldığında zemininde sigaranın bulunduğunu, sigara alışkanlığının bulunduğunu, onun o bağımlılığın bulunduğunu ve onun üzerine diğer bağımlılıkların da kolaylıkla içerisine dahil olduğunu biz bir taraftan görüyoruz. Tabi bu bağımlılık meselesi dinimizin de hoş karşılamadığı bir mesele. Dinimizin de yasakladığı bir mesele, haram kıldığı bir mesele. Neden? Çünkü insan gerçekten Allah tarafından mükemmel bir surette yaratılmış. Evet. Mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş. Kendisine verilen şu bedenini insan bir göz önüne alsa küçük bir alem. Nasıl dünyaya baktığımızda biz gıptayla, hayranlıkla bakıyoruz. Gökyüzünde bir çatlaklık göremiyoruz. Kainat zamanı geldiğinde yemyeşil oluyor. Denizler herkese doğa müthiş bir güzelliğiyle insanların önüne serilmiş bir tepsi gibi. Gökyüzü, yıldızlar hepsi kusursuz, kusur bulamıyoruz. İnsan bedeni de aynı şekilde kusursuz, hatta mükemmel. Hatta İslam alimlerimizden biri söyle diyor değil mi hocam? Kainatı küçültseniz bir insan, insanı büyürseniz. Zübde-i alem der insan için. Evet. Eserlerde öyle geçer. Yani o açıdan baktığımızda insan mükemmel bir biçimde yaratılmış. Allah insana bir değer vermiş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ demiş mesela hepimizin bildiği gibi Tin suresinde. En güzel bir biçimde yarattık. Onu dilediği surette yaratmış. Yetmemiş insanlık için, insan için kainattaki her şeyi insanın emrine amade kılmış, insana hizmet eder kılmış. Ama buna rağmen insan isyanda, inkarda, kötülükte, şerde, Allah'ın yasakladığı haramlarda istikamet aramaya çalışmış. Evet. Rabbimiz insana bir değer vermiş, bir güzellik vermiş, bir iyilik vermiş, lütfetmiş. Ama insan kendisini harap ediyor. İnsan kendisine zarar veriyor, insan bedenine zarar veriyor, çevresine zarar veriyor. Faydaya değil de insan şeytanın hizmetkarı gibi zarar yönü neredeyse zarara, harama, yasak olan şeye insan koşturuyor Sayın Hocam. Evet hocam, bu konuda tabi burada bahsetmemiz gereken belki de bir mesele daha var. Tabi içki bahsettik, içkinin zararları temel itibariyle evet. Madde olarak buna değindik. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimiz zamanına baktığımızda bu konu orada hakikaten farklı bir ehemmiyet kesbediyor. Çünkü düşünün o güne kadar hayatınızın içerisinde var olan bir durum. Evet. Gayet normal bir şekilde hayatınız devam ederken içiyorsunuz, herhangi bir şey yok. Fakat Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'tan gelen emiri etrafına aktardığında, söylediğinde bir anda kesiyorsunuz. Evet. Bu konuda sahabelerin tutumu noktasında biraz bahseder misiniz? Zaten küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs der. Peygamberimiz ayet-i kerime ashabı için peygamberimizin. Siz insanlık içerisinden çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz der. Peygamberimiz de ashabının en hayırlı olduğunu, daha sonra onlardan sonra gelenlerini, daha sonra onlardan sonra gelenlerini diyerekten evet. Böyle bütün insanlığı sıralar. Yani bir üstün hepsinden daha üstün olduğunu biz de ashab-ı kiram diyoruz. En güzel arkadaşlar, en güzel dostlar manasıyla Efendimizin her an yanında olan, onun getirdiği dine koşulsuz inanan, ona ittiba eden, hatta onu korumak için ant içen, beyat eden, bir taraftan canıyla, malıyla onu müdafaa edeceğini, koruyacağını söyleyen ashab-ı kiram elbette bizim için en güzel örnektir. Evet. En güzel örnekliği yine onlar bu konuda da zaten sergiliyorlar. Bakıyoruz ayet-i celileler peyderpey nazil olduktan sonra az önce okuduğumuz o Maide suresindeki ayet-i celileden sonra herkes bu emre ittiba ediyor. Evet. Artık sokaklar içki ne varsa dökülüyor, akıtılıyor. Bir daha hiç kimse ona yaklaşmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bundan sonra mesela men kana yu'minu billahi vel yevmil ahiri fela yeclis ala ma'idetin yudaru aleyhel hamru. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse içinde sofra içki bulunan bir sofraya oturmasın. Evet. 10 çeşit insana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İçki hususunda lanet ediyor. Sayalım. İçkiyi içene,
onu imal edene, onu satışını yapana, onun müşterisine, taşıyana, taşıttırana, siparişini verene, parasını yiyene ve bir taraftan da içirene, evet, Efendimiz lanet ediyor. İçkiyi içen kimsenin, efendime söyleyeyim, diğer haramları yapan kimsenin bu haramları yaparken mümin vasfıyla bunları yapmayacağını söylüyor. Mesela la yezni zani hine yezni ve huve müminun. La yeşribu içkiyi içmez, şaribuha onu içen kimse içeceği zaman ve huve müminun, mümin olarak onu içmez. La yestigu saribu, hırsızlık yapan kimse hırsızlık yapacağı zaman onu mümin olarak yapmaz. Evet. Zina yapan kimse onu yapacağı zaman onu bir mümin olarak yapmaz. Şunu mümin vasfıyla yapmaz. Bu vasıflar müminde bulunmaması gereken, olmaması gereken davranışlardır. Mümine yakışmaz. Çünkü Allah bunları haram kılmıştır, yasaklamıştır. Bununla birlikte bu hadisleri de göz önüne aldığımız zaman müthiş bir burada engelleme vardır. Allah'ın ve peygamberinin ayet ve hadisler ile tamamıyla bunda azabın olduğunu, haramlığın olduğunu açık bir şekilde ifade etmişlerdir ki ortaya koymuşlardır. Ashab buna ittiba etmiştir. Hemen ellerinde, evlerinde ne varsa bırakmışlar, terk etmişler, bir daha yaklaşmamışlardır. Koşulsuz teslimiyet. Koşulsuz teslimiyet. Allah'ın emirlerine karşı olan. Biz bugün belki Kur'an-ı Kerim'e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakış açımızı daha ashabın bakış açısıyla yakalamış değiliz. Ha. O şekilde ittibayı yapmış değiliz. Yani ittiba dediğim şey, tabi olma dediğim şey her ne kadar sözde olsa da fiiliyat noktasında önemlidir. İslam'da önemli olan fiiliyattır bakarsak sayın hocam. Her şey fiiliyata bakar. Yani Allah iman edin der ama imanın gereği olan davranışları yapın der. Haramlarını Allah ortaya koyar, haramların gereğini yapın der. Yani İslam'a o yüzden biz deriz ki söz dini değil, yani kal dini değil de hal dini. İnsan haliyle bunu sergilemesi lazım. Yani Allah'a kul olabilmek, Allah'ın haramlarından uzaklaşmak hal ile olur, söz ile olmaz. İbadetler hal ile olur, söz ile olmaz. Yani birçok şeyi sayarsın, binlerce ibadet sayarsın ama hangisini yerine getiriyorsun, ifade ediyorsun, hangisi senin haline fayda sağlamış, işte buna bakılır. Yani insan bunlara dikkat etmesi lazım. Ashabın da tutumu hep böyle olmuş. Efendimizin hadisleri yine içkinin, uyuşturucunun, bunların faydalı değil, zararlı olduğu noktasında hep ortaya koyulan ifadelerdir sayın hocam. Hocam devam edelim. Tabii biraz önce ifade ettik. Bu alışkanlıkların içerisindeki en zararlı olanlardan birisi içki demiştik. Evet. Kumardan biraz bahsedelim. Malum bu da biliyorsunuz hakikaten her halükarda aileyi, etrafını her şekilde etkileyen dinin yasakladığı emirlerden birisi. Kumarın yasaklanması ve hikmetleri hususunda seyircilerimizle ne paylaşırsınız? Şöyle diyelim, konumuz bayağı uzun galiba. İçerisinde bunu, sigarayı biraz zikredeceğiz. Vaktimiz nasıl bilmiyorum, teknoloji bağımlılığını zikredeceğiz. Diğer alışveriş, yeme vesaire birçok bağımlılık var. Biz aslında yani saymaya aslında kalkarsak bağımlılık programları... zaman hep yani dediğiniz gibi kol o kadar çok ki geniş, evet. Hepsinin belki başlı başına bir program yapılmaya kalksa çok rahat bir şekilde doldurur. Yani, ama biz ana hatlarıyla hani çok fazla bütün hepsinin detayına inmeden... toplumsal olaraktan daha çok böyle zararı aşikar net olanlar hususunda konuşmakta o zaman daha istifade var. Yani kumarı da biz içkiden ayırmıyoruz. Yani kumar, içki nasıl haramsa kumar da haramdır. Yani kumar kelimesi nereden geliyor? Kolay kazanç, kolay kaybetme. Manaları üzerine biz bina edecek olursak kişi yorulmadan, terlemeden, oturduğu yerden çok kazanca veyahut da çok kaybetmeye insan bu şekilde maruz kalabiliyor. Evet. Kazandığı zaman belki kişinin hoşuna gidiyor ama kaybettiği zaman yuvalar, aileler, efendime söyleyeyim insanların işleri, kendileri, kendi canlarına zarar verme gibi birçok olumsuz hadiseyle biz karşılaşıyoruz. Yani bu haramlara baktığımız zaman öncelikle şunu yakalayabilmemiz lazım sayın hocam. Yani zina haram, haram, içki haram, kumar haram, faiz haram. Bunların hepsine biz baktığımız zaman şunu görmemiz lazım. Bütün haramlar açısından. Bu haramların Allah'ın yeryüzünde kurmuş olduğu, murad ettiği bir toplumsal düzen var. Bu düzenin bozulmasında Rabbimizin muradı yok. Bizim bunu bilmemiz lazım. Bu düzenin bozulmasında Rabbimizin muradı yok. Bu düzeni bozan her ne var ise, insanların sağlığını tehdit eden her ne var ise,
yuvaları, nesilleri, ahlak yaşamları, açısından yaşamı tehdit eden her ne var ise dinimiz bunları yasaklamıştır. Yani kişi bu pencereden de bu bütün bunların hepsine bakabilir. Yani toplumsal bir ahlak dediğimiz bir mesele vardır ya, bugün evrensel ahlak diye bahsederiz. Ondaki ahlak kuralları bellidir, her yerde geçerlidir. Dinimizin de kurallarına bir baktığımız zaman kişinin bireyine varıncaya kadar Rabbimiz emirler vermiştir, haramlar, yasaklar koymuştur. Mesela kendisi için ne demiştir? Kişinin yalnız başına da kaldıktan sonra, utanmıyorsan utanmadıktan sonra dilediğini yap demiştir. Bakın bu kişinin kendi dünyasında olsa bile, kendi dünyasında olsa bile, ama toplum açısından baktığımızda toplumsal olaraktan insanlara zarar verecek her ne var ise onlara hem uhrevi cezayı hem de dünyevi cezayı dinimiz belirlemiştir. Neden belirlemiştir? İşte insanlığa, insanlığın geleceğine, insana, nesle, nesebe, cana, mala, efendime söyleyeyim, akla, her ne zarar oluşturacak unsur var ise dinimiz bunların hepsini yasaklamıştır. Bu hikmet açısından da bakmamız lazım. Bu hikmet açısından bakarsa kumar da zaten kendiliğinden hemen böyle şekillenip ortaya çıkıyor. Kumar da bir bağımlılıktır. Yani bağımlılık diyemeyiz. Çünkü kazanma duygusu insanda, beyinde hep belli bir salgı elde ettirir ki o salgılanan şey hep böyle tekrar etmesi lazım. Sürekli yapması lazım. Sürekli yerine getirmesi lazım. Ama bakıyorsunuz bir anda hepsi bir gün hop yerle bir olup gidiyor. Kumarın psikolojik bir hastalık olduğunu, beyinsel bir rahatsızlık olduğunu, bağımlılık yaptığını birçok klinik bugün ortaya koymuş durumda yapılan çalışmalar ile. Kumarı da diğerlerinden farklı bir şekilde ayırmıyorlar. Hepsini aynı seviyede zikrediyorlar. Öyleyse toplumsal açıdan kumar da aynıdır, içki de aynıdır. Bunlar insanlara zarar verir, topluma zarar verir, toplumun geleceğine zarar verir, birçok konuda zarar verir. Ha şimdi belki izleyicilerimiz diyebilirler ki, yani benim kimseye, yani ben bunları kullanıyorum ama kimseye zararım yok. Ben bunu yapıyorum ama kimseye zararım yok. Mesele o değil. Yani konu o değil. Amaç o da değil, gaye o değil. Bugün bütün gençlerin içerisinde bu tür hastalığa, müptelaya, bu bağımlılıklara bulaşan ve bu bağımlılıklarla yaşayan insanlar var. O zaman şöyle bir soru yönelteyim size. Buyurun. Tam da cümle yerinde olacak. Günümüzdeki gençlerin ifadesinden yola çıkarak. Günümüzde hakikaten o kadar çok sıradanlaşmış ve hayatımızda o kadar çok artık yaş itibariyle de çok küçük yaşlara düşmüş. Küçük yaşlardan çok büyük yaşlara kadar her tarafta hepimizin gördüğü, adeta pek çok mahallede rastladığımız günümüzün şans oyunları var, evet, diyorsunuz. Evet. Bu günümüze baktığımızda bu şans oyunları noktasında bu meseleyi nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu meseleyi toplumsal bir vaka olarak bakmamız lazım. Çünkü neden? Gençlerimiz çalışmadan kazanç sahibi olma yoluna gitmemesi lazım. Nesil çalışmayı öğrenmesi lazım. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kişi kendi elinin emeğiyle elde ettiğinden daha lezzetli bir şey yememiştir. Bakın helal kazancı teşvik ediyor. Kendi eliyle, kendi kazancı ile yemiş. O kazanç ona öyle bir lezzet sağlıyor ki hatta işin içine bereket ihsan oluyor, bitiremiyorsun. Ama gençlerimiz yapılan birçok televizyon programlarıyla, yapılan birçok yayınlar ile kolay, basit kazanç elde etmenin yolları gençlerimize gösteriliyor. Bu çok büyük bir yanlıştır. Bu hataya düşmemek lazım. Yani ben falanca yerde bir şans oyunu oynadım, kazandım. Falanca yerde şunu yapıyorum, şu da var, şu da var, şu da var diyerekten insanları buna teşvik etmemek lazım. Kazanmayı öğrenmemiz lazım. Nasıl kazanacağız? Alnımızın teriyle, bileğimizin emiğiyle, emeğiyle, çalışarak, yorularak. Yorulacaksın ki o yediğin kuru ekmek sana lezzet versin. Sayın hocam, İzmir'de bilenlerimiz vardır. Kiraz ilçesi vardır İzmir'in. Evet. O ilçede insanlar, bir ismini de hatırlayabilirsem, insanlar karşıda bulunan dağa gidiyorlar. Nasıl gidiyorlar? Ataları için bunu söylüyorlar. Hocam diyor, biz eskiden diyor böyle değildik, şimdi çok tembel bir nesil olduk diyor. Eskiden böyle değildik, şimdi rahata ulaştık diyor. Neden dedim? Benim babam diyor, benim babam sabah güneş doğmadan evvel kalkıp namazını kılıp, affedersiniz, eşeğine binip yanına 5-6 tane fidan alıp o karşıda gördüğün dağa gidiyor, o fidanları dikiyor, gece geç kalmamak için, diğer mahlukatın saldırısına uğramamak için de geriye geliyor hocam diyor. Günde 5 tane fiden dikiyor geliyor, dağa bir bakıyorsun sayın hocam,
her taraf zeytinlik, her taraf dağ yemyeşil zeytinlik. Bunu insanlar bir günde değil, peyderpey gitmişler gelmişler, günde 5 tane ağaç ekmiş. Günde 5 tane ağaç, 5 tane zeytin ağacı ekmiş. 5 tane meyve ağacı, ceviz ağacı ekmiş. Ama elinin emeğini ekmiş, kazmış, terlemiş, ekmiş ve çocuklarına bırakmış. Şimdi ama şu soruyu sormamız lazım bizim neslimize, kendimize. Ya ben evlatlarıma, çocuklarıma devşirecekleri kendi emeğim ile kazandığım helal ne bırakıyorum? Helal ne bırakıyorum? Bu kazancı ben nereden elde ettim? Mesele budur yani. Mesele budur. Ben çocuklarıma helal bir şey mi yediriyorum? Haram kazançta bir şeyler mi ikram ediyorum? Yani öyle bir şeyse zaten lezzet bulamazsınız. Evet. Tadı olmaz, bereketi olmaz. Uçar gider, kaybolur gider. Senden yok olur gider. Yani onunla payidar olan olmamıştır. Bazen duyarız televizyonlarda, ya bana çıksın da ben bir cami yaptıracağım. Olmaz. Haramla bina edemezsin. Haramın binası olmaz. Yani haramla ben cami yaptırayım, Kur'an kursu yaptırayım, hacca götüreyim. Yok. Bunların hiçbir tanesi dinimize geçerli. Çünkü haramın binası olmaz diye bir temel var. Evet. Helal olacak her çürüğün şey. Çürüğün üzerine sağlam hiçbir bir şey yapamazsın. Edemezsiniz. Yapamazsın yani. O yaptığınız hayrın hiçbir makbuliyeti olmaz. Hiçbir karşılığı olmaz. O malı, parayı ne yapmak lazım? Alıp devlet hazinesine vermek lazım ki kamu hizmetlerinde kullanılsın. Zaten devletten geliyor. Onu veremeyeceksen o zaman hiç bu işe girmeyeceksin. Girmemek daha demektir iyi. Yani Sayın Hocam. Evet. Peki hocam devam edelim. Seyircilerimizden de özür diliyorum. Artık mevsimsel ufak tefek bazen böyle bahar aylarında yaşadığımız bir yandan polen tozları, havanın değişikliği maalesef şimdi hepimize hocam bağımlılık hocam. Dendiğinde hep göze hitap eden zararlı alışkanlıklar noktasında içki, kumar ve günümüzdeki şans oyunlarına değindik. Ama görünüş itibariyle sanki böyle zararlı olmayıp da ama güncel günümüz hayatında hakikaten belki hani tepeden tırnağa diye bir tabir vardır. Dünyaya, hayata gelen bebeğinden yaşlısına kadar. Günümüzde hepimizi etkileyen, hepimizi meşgul eden bir teknoloji bağımlılığı var. Evet hocam. İsterseniz biraz da bu noktadan konuyu ele alırsak seyircilerimize neler söylersiniz? Şimdi tabii ki bağımlılığın tek bir adı yok. Yani neden tek bir adı yok? İslam... İnsanın, kişinin güzelliği terk ettiği şeylere bağlıdır diyor. Evet. Kişinin güzelliği. Bir taraftan Allah helal olan, meşru olan her şeyi serbest bırakmış. Ama bu meşruluğun yanında bir de insanın bunu nereye, nasıl kullandığı noktasında da hesaba çekileceğini kişi bilmesi lazım. Yani şimdi su helaldir ama ben bu suyu kendi ihtiyacımın dışında kullanırsam israfa girer. Harama o zaman bu haram olmuş olur. Yemek, çay, içtiğimiz su çaylarımız helaldir ama ben bunu içme değil de dökersem israfa girmiş olur. Bakın helal olan bir şeyin kullanımı noktasındaki nasıl kullanacağımızı bilmezsek iş haramlığa doğru gidiyor, günaha doğru gidiyor. İsraf ölçüsünde değerlendirirsek. Şimdi teknoloji bağımlılığı noktasında teknoloji hayatımızın bir parçası. Hepimizin elinde telefonları var, evimizde televizyonları var, tabletler var. Daha birçok teknolojik hayat insanı kolaylaştırıyor, eşya hayatı kolaylaştırıyor. Bunlar hep insana verilen bir nimet. Evet. Güzelliği var ama güzelliğin getirdiği bir de külfet var. Külfet açısından bakarsak bu teknolojik aletlerin insanın zamanına en büyük düşman olduğunu görüyoruz hocam biz. Zamanına. Yani bir zaman tasarrufu var insanın. Bir zaman anlayışı var. Ömür bir zaman. Gün kendi içerisinde bir zaman. Vakitler kendi içerisinde bir zaman. Yani bir vaktin heba olup yok olup gitmesi kadar acı bir şey yoktur. Kötü bir şey yoktur. Saatlerce televizyon başında ömür, zaman, vakit çürütülüyor ise bu çok büyük bir sıkıntıdır, problemdir. Hastalığa kadar gidebilir. Ha. Saatlerce kişi eline telefon alıp telefon üzerinde zaman geçiriyor ise artık bu bir hastalık olmuştur. Kişi uyandığında, yatağından kalktığında daha elini yüzünü yıkamadan telefona, televizyona saldırıyor ise artık o kimse bağımlı olmuştur. Bunu böyle tabir ediyorlar. Saatlerce televizyon başında, saatlerce bilgisayar başında vakit geçiriyor ise bağımlı olmuştur. Şimdi bu bağımlılığı yetişkinler kazandıkları gibi esas çocuklar bu bağımlılığın içerisine kolay düşebiliyorlar. Belki de en tehlikelisi. En tehlikelisi bu. Çocuklara bakıyoruz. Oyun. Bilgisayar, çeşitli bilgisayar oyunları. Hatta ismi zikredilmesin. Hep haberlerde zikrolunan bir oyun ki insanları, çocukları intiharın eşiğine getirip ve intihar da ettirdiği birçok hadise vaka malum. Allah muhafaza.
Çocuklar bizim neslimizin geleceği. Bu ülkenin geleceği, bu milletin geleceği bu çocuklar. Bu çocuklarımızı, bu gençlerimizi biz bu bağımlılıkların hepsinden kurtarmamız lazım. Alkol bağımlılığından, uyuşturucu bağımlılığından, sentetik uyuşturucuların bağımlılığından, kumar bağımlılığından, sigara bağımlılığından, bilmiyorum sigaraya vakit kalacak mı, sigara bağımlılığından, teknoloji bağımlılığından, kadınlarımızın, kızlarımızın alışveriş bağımlılığından, mesela obezite diye bir şey var, yeme içme bağımlılığından, lüks restoranlarda, güzel alışveriş merkezlerinde, alışveriş merkezlerine gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Evet. O alışveriş merkezlerindeki yeme içme bölümlerindeki tüketilen yiyeceklerin hepsi insanda bir sonrayı bir daha tükettirebilmek için kişilerde bağımlılık yapıyor. Yeme içme bağımlılığı kişide oluşuyor. Buradan bu bağımlılıklarla biz gençlerimizi, neslimizi, çocuklarımızı, geleceğimizi kaybediyoruz hocam. Kaybediyoruz. 1990'lı yılları bilmiyorum seyircilerimiz hatırlar mı? Yani bu ülkede ilk tüketilen o hazır gıdalardan pizza gibi birçok dükkan açıldı. Pizza mamili birçok dükkan açıldı. Ama olmadı tabii, tutmadı. Ama televizyonda bir çizgi film insanların subliminal beyinlerine yerleştirildi. Oradan sonra gelen nesillerin hepsi artık çok hızlı bir şekilde pizza tüketmeye başladı. Yani toplumları yönetme algısını çok iyi yaptıkları zaman bütün her şeyi yönetebiliyor. Algıyla ilk algıyla önce bilinç ilgili bilinçaltına yerleştirme, evet, bunu çok güzel yapabiliyorlar. Evet. Şunu da ifade etmemiz lazım. Bizim bir kültürümüz var. Osmanlı kültürü, İslam kültürü. Biz merkezimize camiyi yerleştirmişiz. Hayatımızın içerisine İslam'ı merkez koymuşuz. Ama hayatımızın merkezine biz artık alışveriş merkezlerini koymaya başladığımız zaman kapitalist düzenin hakim olduğu ülkelerimizde, şehirlerimizde meydana çıkmaya başlıyor. Yani durağımız değişmeye başlıyor. Günlük hayatımızda uğrak yerimiz değişmeye başlıyor. Gençlerimizin geleceğe yönelik bakış açıları değişmeye başlıyor. Nerelerde zaman harcayacakları belirlenmeye başlıyor. Ve herkes o bölgelere akın ediyor. Ha, bunlarda bir haramlık var mı? Yok, her şey mübahtır. Ama bunları kullanma ölçüsünde bilinç önemlidir. Neslimizi de bizim bilinçlendirmemiz lazım. Çocuklarımızı bilinçlendirmemiz lazım. Saatlerce telefon başında kalmaması için ona bir program belirlemek lazım. Evet. Saatlerce televizyon başında ve diğer teknolojik ürünler karşısında zaman harcamaması ve bunları düzenli kullanması, bilinçli kullanmasını öğretmemiz lazım. Bunu yasakladığımızda beyin öyle çalışır ki sayın hocam, beyin yasaklara karşı her zaman ilgi uyandırmıştır. Haramlara karşı her zaman ilgi uyandırmıştır. Evet. Yani bir engel varsa beyin onu çiğnemek için başka yollar arar. Yani o nefse, şeytanın vesvesesine, evet, maruz kalacak olan bir durumdur. O yüzden yasaklamak iş değildir. Yani biz anne babalarımıza da buradan söylemiş olalım. Yasaklama bir çözüm, çare değildir. Aslında şurada şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Hani teknoloji dendiğinde akla kötü bir şey yokmuş gibi. Hani ya bunun ne kötülüğü var gibi bir algı oluşabiliyor. Ama sizin biraz önce vermiş olduğunuz örneğe ben şöyle bir örnek ifade ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerde okumuştum. Hani diyor ya, mesela su helal mıdır? Helaldir. Helaldir. Yani. Ama bunun üç halini de söylüyor. Helal, haram, bahçe. Evet, evet. Şimdi ameliyattan çıkmış bir insana su verir misiniz? Yani. Ameliyattan çıkan insana su verdiğiniz zaman onu öldürürsünüz. Evet. O ona göre haramdır. Sıcağın altında veya çok sıcak bir o hani ateş yanan demir çelik fabrikaların da çalışan insanların bulunmuş olduğu ortamlarda yaz havasında bu insana buz gibi su verseniz bu bunun için nedir? İhtiyaçtır. Tüketilmesi gereken, olması gereken. Bir örnek daha ilave edelim haramlığına. Oruçluyken bu suyu içerseniz bu size şu an yani, mübah değildir. O noktada yani bakıldığında hani soğuk hasta birisidir. O hasta birisi o soğuğu içmeye kalktığında onun hastalığını tetikleyeceğinden, evet. Evet. Şimdi aynı bu şekilde teknoloji de bakıldığında aslında hani haram değil mantığıyla, bunun ne haram veya haram demeyelim de hani bağımlılık noktasındaki zararlı alışkanlıklar konusundan ele aldığımızda bakıldığında gerçekten çok dikkat etmek lazım. Evet, bu farkında bağımlılıkla olmadan ilgili şunu da lafınızı böldüm ama sayın hocam aklıma bir mesele geldi, onu da söyleyeyim. Hocam, bağımlılıkla ilgili, bilhassa teknoloji bağımlılığıyla ilgili çok acı bir şey ben buradan ifade edeyim.
Manisa'mızdaki mesela akıl ve ruh sağlığı hastanesinde bununla ilgili bir bölüm açıldı. Evet. Yani bu işin ne kadar tehlikeli boyuta geldiğini gösteriyor, gösteriyor bu. Gösteriyor değil mi? Yani aklın artık bundan tedavi olmadan kurtulamayacağı noktasında devlet harekete geçti. Evet. Birimlerini oluşturdu ve bu birimlerden bir tanesi de işte Manisa Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'nde teknoloji bağımlılığı bölümü. Oraya yolu düşen kimseler baktıklarında şu acı tabloyu görürler. Gencecik çocuklar, 13, 15, 17 yaş neyse artık, bundan kurtulmak için aileleri tarafından oraya getirilmiş. O boyuta gelmiş. Günün belki de 17-18 saatini bilgisayar oyunları başında geçiren kimse. Burada tabii bakıyorsunuz birçok yabancı filminde bu sahne sergileniyor. Zamanını onun başında harcayan kimse. Yemesini, içmesini onun başında yapan kimse. Oradan kalktı mı sanki şarjlık bitmiş bir telefon gibi ömrü bitecek. Hatta bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam yabancı ülkelerin birisinde şahsın birisi o kadar çok uzun süreli kalıyor ki ölüyor. Oradan kalktıktan evet. sonra çok uzun bir süre kalmış. Yani Allah göstermesin, hakikaten çok dikkat etmek lazım. Özellikle çok anne babalara çok büyük iş düşüyor. Hani günümüzde bir de şey var, çocuk en ufak bir şeyle ağlıyor, ağladığında aman al oğlum, aman al kızım. Belki o anda yani. O anda anne babanın belki hani kolayına geliyor veya onu susturduğu için iyi bir şeymiş gibi görünüyor ama hakikaten çok da mantıklı, çok da değil. Sağlıklı bir durum değil. O alışkanlık haline getirip devamını getiriyor. Hocam artık vaktimiz doluyor. Son 5 dakikamız var. Bu son 5 dakikayı da ben size şöyle bir soru yönelterek tamamlamak istiyorum. Şimdi hep bu bağımlılıkları anlattık. Evet. İyi, güzel, zararlarını, İslam'ın bakış açısını, haramlığını dile getirdik. Peki buraya varmadan önce bu bağımlılıkla alakalı olarak bunlarla nasıl çıkmak lazım? Bir de işin İslam'da bağımlılıkla başa çıkmanın şöyle bir hani genel bir yolu, bir yöntemi muhakkak bir var. Muhakkak bu yöntemler, yollar noktasında izleyicilerimize neler aktarırsınız? Şimdi o yöntemlere geçmeden evvel şunları ben ifade edeyim. Mesela bir tanesi bu tür bağımlılıklardan kurtulmak için tedavi olma şart. Hem bunları da zikretmiş olalım, bu maddeleri de, yani başa çıkma yöntemleri evet. açısından tedavi olma şart. Tedavi olmak için öncelikle kişi kendisini bu tedavi olmayı kabul etmesi gerekir. Açık bütün, olması tabii, lazım. Buna açık olacak. Bütün bugün hekimlerimiz, bu işlerle uğraşan doktorlarımız derler ki kişi önce tedavi olmayı kabul edecek. Çünkü evet. kendi istemezse hiçbir yere gidemezsin. Ve ikincisi bu tür bağımlılıklardan kurtulmak için Allah'tan bir destek isteyecek. Nefse karşı yapılan mücadelede destek isteyecek. Yani bunun örneğini evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam çok güzel sergiliyor. Gâle me'azallah innehu rabbi ehsene mesvâi diyor. Yani diyor ki ben Allah'a sığınırım. Bu kötü işi yapmaktan Allah'a sığınırım. Allah'a sığınıldığı zaman Allah o kimseyi korur. Kişi de ben bu illetten, bu bağımlılıktan, bu hastalıktan kurtulmak istiyorum deyip öncelikle bir sığınak kendisine bulması lazım ki o yol zaten şeytanın yolu. Şeytanın evet. isteğine karşı da Allah'ın rızası olan bir şeyi yapmaya yönelmek için Rabbinin desteğini kişi alması lazım. Tedavi için baktığımız zaman amatem var. Alkol ve uyuşturucu madde ile mücadelede bir merkez, araştırma merkezi. Bir taraftan 184 Sağlık Bakanlığı'nın SABİM destek merkezi var. Bir taraftan 191 uyuşturucuyla mücadele, 171 sigara ile mücadele. Hep bunlar kişilerin anında ulaşabilecekleri destekler. Üniversitelerde bunlarla ilgili hep birimler var. Evet. Bağımlılıklara yönelik bu birimlerde her destek açık bir şekilde insanlara veriliyor. Sadece yetmiyor, emniyet bu işin içerisinde narkotik bölümler insanlara gerekli olan desteği sergiliyorlar, yardımcı oluyorlar. Bugün devletçe, milletçe, cumhurbaşkanlığımız dahil olmak üzere bütün kurumlar bu bağımlılık ile ilgili mücadele etme hususunda eylem planı hazırladılar ve hayata geçiriyorlar. Bir insanın önce bunu kendisi istemesi dedik ya, evet. bunun üstüne şunlara devam edelim. Öncelikle kişi İslami yönden bilinçlendirilmesi lazım. Yani inanç yönünden insanın ruhuna bazı şeyler ekilmesi lazım. Neden bunu söylüyorsun? Çünkü insanda bir haram, helal bilinci olmazsa, neyin iyi, neyin kötü olduğu dinen bilinmezse, evet. iman ile bu desteklenmezse her şey insana meşru gelir. Her şeyi insan yapabilir. Arkadaş seçiminde
kişiye yardımcı olmak lazım. İyi arkadaş seçimi bu iş için önemli. Çok önemli değil mi hocam? En temel nokta. Belki hatta bununla ilgili bir söz var. Arkadaşını söyle bana, evet, kim olduğunu söyleyeyim, yani sana. O ahlak insana hemen sirayet ediyor. Evet. O ahlakı sirayet etti mi, o arkadaşın söylediği her şeyi iyi, güzel, hoş kabul ediyorsun. Alıyorsun kendi bünyende. Onu kullanmaya başlıyorsun. Sıradanlaşıyor. Bununla birlikte baktığımız zaman israf bilinci insanda oluşması lazım. Ben bir şeyleri israf ediyorum. Canımı, kullandığım vaktimi, zamanımı, bedenimi, rızkımı, kazancımı ben israf ediyorum, yok ediyorum, gidiyor düşüncesi insanda haiz olması lazım Sayın Hocam. Emanet bilinci. Bu can bize bir emanet. Vakti zamanı geldiğimizde ruhumuzu teslim edeceğiz. Bizim dönüşümüz, varışımız ancak alemlerin Rabbi nedir? Allah'a döneceğiz. Bu emaneti Rabbimize en güzel şekilde teslim etmemiz lazım. Yani bize bir eşya emanet edildiğinde ona hıyanet etmememiz lazım. Kendi malımız gibi ona sahip çıkmamız lazım. Beden içerisinde aynı şekilde geçerli. Allah Resulü ne diyor? İki şey vardır. Nimetani ma'bunun fihima kesirun minen nas es-sihhatu vel-fera. İki şey vardır ki insanlar onun kıymetini bilemezler. Bir tanesi sağlık, bir tanesi boş vakit. Evet. Bu bedenin bilincini bilmemiz, sağlık kıymetini bilmemiz lazım. Emanet bilinci bizde oluşmaması lazım Sayın Hocam. Ahirette hesap ve cehennem ile Rabbimizin bizi bu dünyada uyardığını bilmemiz lazım. Bu haramları yaparsan, bu bağımlılıkları kullanırsan, yani içkiyi, uyuşturucuyu, kumarı ve birçok diğer bağımlılıkları kullanırsan, vaktini harcadığından, zamanı harcadığından, ibadetlerini geçirdiğinden birçok sebepten dolayı yarın ahirette hesaba ve cehenneme de duçar olabilirsin deyip de kişi kendisini kontrol etmesi lazım. Evet, vakit geçiyor hocam. İbadetlere ve duaya da teşvik etmemiz lazım ki duayı biz en başta zikrettik. Bu vesileyle bizim sorunumuz, bizim problemimiz çok büyük hocam. Bu konu çok büyük bir dert, çok konu. Çok sıkıntılı bu konu. Çok üzüldüğümüz bir konu. Gençlerimizin yok olduğunu görmek sıkıntılı bir konu. Her şey bizi üzüyor. Hele bir gençlerimize yönelik olaraktan biz bunlarla karşılaştığımızda inanın üzülüyoruz. Evet. Yani dünyamız kararıyor, problemler, sıkıntılar, ya bunu iş nasıl düşünür diye çıkmazlara giriyoruz. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmaması için diyorum ki mücadeleye devam etmemiz lazım. Çünkü bu ülkenin, bu milletin, bu devletin, bu dinin geleceği bu gençlerin elinde. İnşallah Rabbim. Bu güzel temennilerimizi de programımıza bitirelim inşallah, hocam. Vaktimiz Rabbim de doldu. Muhafaza etsin. Hakikaten Rabbim inşallah tüm gençlerimizi, ailelerinin hiçbir şekilde kötülüğe düşmeyerek helal daire içerisinde yaşam sürmelerini nasip eylesin. Amin. Kıymetli izleyenlerimiz, bir müftülük saati programının daha sonuna geldik. Hakikaten bugün konu gerçekten tam güncel bir meseleydi. Ne mutlu bizlere, inşallah sizlere faydalı olabilirsek, katkı sunabildiysek. Bu düşüncelerle ben hepinize hayırlı akşamlar diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.